Yağmur yağdı. Allah'ım cihazlar. Abi girme. Ona gelmemiş. Yüzeyden akmış. Yüzeyden alabilirmiş. Sağ ol. Ben sağ ol. Ne yapıyorsunuz? Burada patlatmış. Öyle mi? Burada olmuş. Burada olmuş. Sağ ol. Araç. Adamın yaş mı? Telefonun gene yok, gelen yok. Kimse bize bakmadı. Şuradaki vallaha bakmadı. Sen geldin mi? Sen yukarıdan gittin, korktun. Bizde vicdan azabı. Sen çekişin diyor. Evet, abla bu senin mi? Ben kaç gün dayaklayayım, yoruldum. Sen yorulmuşsun abla. Daha çalıştırmayasın bana. Semih abla. Çalıştım ama kimsemiz yok. Marka, mecburum ben. Ya bu tarafa söylüyor, bu söylüyor, size gitmeyin. Gidip bir daha alın hayvan. Alın hayvan, alsın bak. Tamam, yeter. Bir tek daha al, yetmez. Hayvan çok, daha al, daha. Sema, seni başa git. Sanki şey toprağı eksikmiş. Kötümüş toprağı, kötümüş. Öyle mi? Onun daha orayı oymuş daha. Yok, o kadar değil ya. Ya daha çukurda mı? Bahçe duvarı. Sanki şey toprağı eksikmiş. Öyle mi? Kötümüş toprağı, kötümüş. Öyle mi? Onun daha orayı oymuş daha. Yok, o kadar değil ya. Ya daha çukurda mı? Şu anda havzada meydana gelmiş olan selle alakalı olarak incelemelerimiz yapıyoruz. Ve burada iki gün önce yoğun bir yağışın ki bilgilerimize göre metrekareye 38 kilo mu? 30 kilo. 30 kilo yağışın meydana geldi. Ani bir yağışla beraber ciddi bir yağış sonrası bir sel oluyor. Şu anda 10 tane konutun zarar görmüş olduğu bilgisi var. Bazı iş yerlerin zarar görmüş olduğu bilgisi var. Onları gördük. Bir takım araçların, şahsi araçların, özel araçların zarar gördüğünü biliyoruz. 5 aracın zarar gördüğünü biliyoruz. Fakat tabii AFAD'ın, valiliğimizin, büyükşehrimizin, ilçe belediyemizin ve tüm kamu kuruluşların beraber çalışmasıyla çok hızlı bir şekilde, daha aradan 2 gün geçmiş olmasına rağmen çok hızlı bir toparlanma var. Burada ilk geceden itibaren yapılan yoğun çalışmalardan dolayı öncelikle tüm ekiplere teşekkür ediyorum. Samsun Büyükşehir Belediye'mize, Havza Belediye'mize, Kaymakamlığımıza, Valiliğimize, AFAD'a, bu anlamda emniyet birimlerimize, jandarmamıza, burada görev yapan tüm arkadaşlarımıza, tüm kamu kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Gerçekten çok hızlı bir müdahaleyle, çok hızlı bir çalışma yapıldı. Şu anda biz gerekli incelemeleri yapıyoruz. AFAD tüm kayıtlarını almış durumda. Ve burada büyükşehrimizin yapacağı çalışmaların sonucunda düzeltilmesi gereken DSİ ile de beraber yapılacak bir takım su yolları mevcut. Bunlar düzeltildikten sonra inanıyorum ki böyle bir sıkıntıyı bir daha yaşamayacağız. Çok şükür hiçbir can kaybımız yok. Bazı maddi hasarlar var. Onların da giderilmesi en kısa sürede olacaktır. Bunların takipçisiyiz zaten. Bu noktada hiçbir sıkıntımız da yok. Vatandaşlarımızla da görüştük, sohbet ettik. Tabii bazı vatandaşlarımız çok korkmuşlar. İlk akşam yaşanan seldeki su akıntısından ve suyun gelişinden. Ama şimdi daha iyiler. Kendileriyle sürekli ilgilenildiğini biliyoruz. İnşallah en kısa süre içerisinde ki zannediyorum büyükşehrimiz bugün ya yarın burayı tamamen tabii. temizlemiş olacak. Yıkama çalışmaları devam ediyor. Ona bir takip olarak da tamamen izleri silinecektir. Ve en kısa süre içerisinde tekrar normal şekline, yani görüntü anlamında normal şekline dönecektir. Şu anda hayat zaten normale dönmüş durumda. Herhangi bir sıkıntı yok bu noktada. Ben bu anlamda tüm havzalı hemşehrilerimize tekrar geçmiş olsun diyorum. Rabbim inşallah böyle bir afeti tekrar yaşatmasın. Ama bu noktadaki önlemlerimizi de alacağız. Muhtarımız da sağ olsun çok yoğun bir çalışmayla, hızlı bir bilgilendirmeyle de tespitlerin yapılmasını sağladığından dolayı gerçekten çok hızlı müdahale olacaktır. Bundan dolayı kendisine de teşekkür ediyorum tüm mahalle sakinleri adına. Sizlere de buraya geldiğinizden, bizleri takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum ve görüşmek üzere. Soracağınız bir şey varsa sorun. Tamam. Şey, görüntü diye.